İnan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan 210 öğrenci tahta, ip, file ve plastik top gibi malzemelerden köy okullarında spor malzemesi eksikliği nedeniyle beden eğitimi dersi yapamayan öğrenciler için çeşitli spor malzemeleri yaptı. Yapılan malzemeler İnan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda düzenlenen törenle Malatya ilçe ve köylerinde bulunan okullara dağıtıldı. Spor malzemelerinin her birinin ayrı bir yapılış hikayesi var. Kimi öğrenci şantiyede çalışan babasından marangoz desteği aldı. Kimisi ise Gaziantep'in 1. Futbol Ligi'ndeki temsilcisi Gaziantep'ten malzeme desteği aldı. Dağıtım töreninde konuşan rektör yardımcısı Profesör Doktor Abdülkadir Bahar Çiçek, öğrencilerin sergilediği örnek davranışın derslerden ve ders notlarından daha önemli olduğunu söyledi. Tamamen atık malzemelerden ürettikleri spor aletlerini gördük. Hem bunları ders materyali olarak hazırlamışlar hem de bunları aslında hazırlayıp sınıfı notunu alıp sınıfı geçmek amacı dışında daha güzel bir amaç için de kullanacaklar. İhtiyacı olan köy okullarına onları da belirlemişler. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüzden işbirliği içerisinde o da belirlenmiş. Hangi okulların ne ihtiyacı var? O okullardaki talepler de dikkate alınarak bundan sonra bunlar oralara gönderilecek. Oradaki İlkokul öğrencilerimiz de bunları kullanacaklar. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Kara ise bilim üretmenin yanında toplumla birlikte hareket etme adına önemli bir işe vesile oldukları için öğrencilerine teşekkür etti. Tamamen öğrencilerin ürünü olan ve öğrencilerin emeğiyle yapılmış hiçbir malzeme hazır alınmamış, bütün malzemeler öğrencilerin hazırlamış olduğu ve temel prensibimiz üniversiteyle köy okullarını birleştirmek. Öğrencilere destek olmak, yetişecek yeni neslin daha sağlıklı, daha sportif bir şekilde yetişerek memleketimize faydalı olmak olacak insanlar yetiştirmek. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Güllü de öğrencilerin tamamen kendi imkanlarıyla 100'e yakın malzeme ürettiğini belirtti. Yaklaşık 200 ayrı çeşit. 1000'e yakın parça ürettik. Spor bilimleri, spor malzemeleri ürettik. Bu malzemeleri öğrencilerimiz ikinci el malzemeleri alarak beden eğitimi öğretmenleri ve öğretim üyeleri işbirliği şeklinde bu malzemelerimizi kendi başlarına üretip dizayn ettiler. Bir dönem sürdü bu. Bunları bu sergiden sonra da ilgili okullara götürüp teslim edeceğiz. Artık yaklaşık belki 3-4 yıl boyunca da bu malzemelerimizi köy okulları özellikle maddi durumu iyi olmayan okullarımızda faydalı olacağını düşünerek böyle bir sergi yaptık. Ama biz kendi emeklerimizle öğrenci olarak kendi üzerimize gören görevleri yapmak için elimizden geleni yaptık. Yaptıysak da ne mutlu bize. Yardıma muhtaç olan okullara veya hediye olarak vereceğimiz okullara burada kurulan standlarla yardımlarımızı, hediyelerimizi takdim ediyoruz. Yine dediğimiz gibi kendi emeğimizle, sizin de dediğiniz kendi paranızla, kendi paramızla, kendi tanıdıklarımızla, bulduğumuz sponsorlarla bunları gerçekleştiriyoruz. Biz antrenman yeleği yaptık. Ya öncelikle çok güzel bir duygu. Hepimiz elimizden geldiği sürece imkanlarımızla onlara faydalı olabilecek materyaller tercih ettik. Ettiğimiz materyalleri hazırladık. Biraz işte terziden yardım alarak mesela diktik, içerisini kendimiz doldurduk. Denge tahtası. Siz mi yaptınız? Yani diktirip içlerini falan kendimiz doldurduk. Denge tahtası yaptırırken marangozdan yardım aldık. Hani o şekilde hazırladık hepsini. Biraz maddi imkanlarımızla biraz kendimiz derslerimizden arta kalan zamanlarımızı ayırarak hazırladık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapabileceğimizi düşündük. Zaten renkli yapmamız sebebi çocuklara hitap etmesiydi. Yani ortaokul dönemi özellikle ya da ilkokuldaki çocuklara kenarlarına yaptığım şeyler yine aynı şekilde çocuklara zarar gelmesin, kafalarına gelecek darbeleri önlesin amaçlıydı. Babam şantiyede çalışıyor. Evet. Babam vasıtasıyla zaten dış görünümü yani ayaklar takılıp çıkarmalı. Üst tahtası falan kesilip getirildi zaten. Sabitlendikten sonrasında evde boyamasını gerçekleştik. Sprey boyalarla boyadık. Geri kalan kısımları da fırça ve boya yardımıyla yaptık. Şu çocukların kafasına zarar gelmesini önlemek için de dışarıdan aldığımız süngerlerle onları yapıştırdık.